Ona öğrettiğin her şey, hepsi yanlışmış. Hepsi yalanmış. Bu kitaplardaki her şey yalanmış dayı. Ezel. Yok onurmuş, yok şerefmiş, yok doğru yolmuş. Nerede dayı? Hani nerede? Bu kitaplardaki şeyler bizim hayatımızda nerede? Kırk sene boyunca Kenan Bey bugünü bekledi. Ben de öyle kardeş. Ben de öyle. Gidelim o halde. Hay hay. Ha kardeş. Sen Mevlana ile Şems'in nasıl karşılaştıklarının hikayesini biliyor musun? Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok. Kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam. Bu yeni adam Mevlana'nın karşısına geçmiş, demiş ki ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana en önemli, en iyi üç kitabını göster. Mevlana kuşkulu işaret etmiş üç kitabını. Canı gibi sevdiği asırlık üç kitabı. Adam o üç kitabı şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor, mürekkepler suya karışmış, kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Kim ne derse desin, gene bana geldin diye. Yüreğinle baktığında bana, sana ihanet etmiş bir adam mı görüyorsun karşında, ha? Ezel Bey. Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet. Ne yaparsanız yapın kalleş kardeşler. İyi bir adamın yüreğindeki iyiliği söküp alamazsınız. Alamazsınız. Burası tamam dayı. Bırakayım mı? Yok. Bazı kurallar var uymamız gereken. Arkadaşının suçunu yüzüne vurmayacaksın.
Onu affetmeyi bileceksin. Onu kurtarmak yetmez. Konuşurken yüzüne bakarak konuşacaksın. Hiçbir zaman arkadaşını terk etmeyeceksin. Ben terk etmiyorum. Sen kovdun. Senden bahsetmiyorum Tevfik. Kendimden bahsediyorum. Pasmart bir adam tanıdığında onu bırakmayacaksın. Geçmişinden utanıyorsa utandırmayacaksın. Arkadaşını satmak istemiyorsa sattırmayacaksın. Omuzları düştüğünde üstüne varmayacaksın. Gerçek bir dost tanıdığında onu hak etmeye çalışacaksın. Arkadaşın sana elini uzattığında o eli bırakmayacaksın. Bak şimdi senden bahsediyorum Tevfik. Ben kullanırım. Yeğen, bundan sonrası bende. Gir içeri, gir içeri. Ben de seni kardeş. Bir daha öldürmek zorundayım. İnandın mı Bahar'ın katilleriyle iş yapacağımı? Duydum lan sesini. Doğrusunu benden duymak ister misin? Yok, istemem. Ne fark eder oğlum? Zaten. Sen haklıydın Ali abi. Ne fark eder oğlum? Tek bir şey. Boktan herifin tekisin. Katilsin, cahilsin. Kötü bir herifsin. Aşağılık bir herifsin. Ama aramızda bir tek sen hak ettin bari. Heyşan da değil, ben de değil. Bir tek sen. Harbi mi diyorsun? Evet Ali abi. Sağ ol. Ha, ben şeye gidiyorum. Bağrı vura bulmaya. Hadi görüşürüz. Senin bir planın vardır yine. Var aklımda bir şeyler. Ağzımızı yine. Biraz. Buraya gelene kadar sağlam elektrik yedim. Biraz deşarj olayım şimdi ha.